Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Kanserde tanıyı koyduk. Uygun cihazla, uygun yaklaşımla tanı kondu. Şimdi bir de kişi bundan sonra tabii patolojiye de gidiyor. Son kesin tanı patolojiyle konuyor kanserde ve bir ekip gene. Ekip işi dedik bu. İşte tıbbi onkolog, radyasyon onkoloğu ya da cerrah bir ekip halinde de hastayı değerlendiriyorlar ve bu tedavi süreci nasıl olacağını kararlaştırıyorlar. Bu tedavi süresinde kişiler ne yapıyor? Tekrar tedavinin belli bir aşamasında ne durumda olduğunu görmek için tekrar bir tanıya, tekrar radyologlara, tekrar sağlık teknolojisine, tekrar görüntüleme yöntemlerine başvuruyorlar. Burada da tabii önemli süreçler var. Buradaki süreçten biraz bahsedebiliriz. Şimdi tabii, şimdi bu bizim diyelim ki görüntüleme hastanın işte durumunu ortaya koyduk, tanısını koyduk. Patolojide bu tanı doğrulandı. Tedavisi başlandıktan sonra dünyada da bu böyle oluşmuş bir standart var. Bu tedavinin radyolojik olarak takibi diye bir kriterler oluşmuş. Bu kriterler işte yani radyolojik olarak tedavi sonrası yanıtın takibi diye bir hani ona çevirirsek öyle bir şey çıkıyor. Bunu radyolojiyle yapıyoruz. Diyelim ki işte hastanın akciğer kanseri var. Siz hastaya kemoterapi verdiniz artı radyoterapi verdiniz. Ve hasta ediyorsunuz ki işte durumuna göre 3 ay 6 ay mesela sonra kontrole geleceksiniz. Kontrole geldiğinizde herhalde avucuna falına bakarak bunu kontrolünü yapamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ama görüntülemeye de daha önce hangi görüntüleme yapıldıysa aynı görüntülemeye diyorsunuz ki sizin tekrar bu yaptığınız tedavilerin sonuçları için diyorsunuz, şey yapacağız diyorsunuz. Yani bir tomografiyle bunu karşılaştıracağız. Karşılaştırmalı. Evet, bu karşılaştırma yapılıyor. İşte diyelim ki %30'dan azalmışsa hastanın ya tam kaybı olabilir, buna tam yanıt diyoruz. İşte tedavi olmuş diyoruz bu hasta. Artık bu hastalığı yenmiş, ortalıktan silinmiş durumda bu yara. %30 kadar oranda bir küçülme varsa işte buna kısmi yanıt diyoruz. Görüntülü takip ediyoruz. Ama bu şu anlamda değildir. Diğer yanıt olan hastanın da radyolojik takibi sürmeli. Çünkü nüks dediğimiz bir kavram var. Yani yenilenme olası bir şeyin tekrar yenilenmesi diye bir kavram var. Bu açıdan şunu söylemek istiyorum. Yani tanı görüntülemeyle konuluyor. Tedavi yanıtı görüntüleme alınıyor. Ama daha sonra takiplerin tam tedavi olsa bile devamı yapılmalı. Yine sizlere başvuruyorlar. Tabii, evet. Radyoloji yöntemlerini kim takip eden hekimi tekrar bir görüntüleme istiyor. Yani şunu da söyleyelim. Kişiler direkt bir radyoloji uzmanına ben şunu yaptırmak istiyorum diyemiyorlar. Yani kanser olsun ya da olmasın mutlaka klinik hekimin, takip eden hekimin istemesi gerektiğini yani, herhalde evet, söyleyebiliriz. Öyle bir ilişki içerisinde. Tarama yöntemleri hani diyoruz. Bazen de kişiler acaba bir check-up için diyorum. Tarama yöntemlerinde de Şimdi tabii onu şöyle söylemek daha iyi. Şimdi bu tarama yöntemleri birazcık bir şey soruyor. Yani bir tomografiyle insan taranmalı mı mesela? Ya tabii ki değil. Yani şimdi bu tarama yöntemi bence günümüzde çok speküle edilen bir kavram. Şimdi bir tarama yöntemi toplumsal bir şey mi? İşte hani tıptan mı topluma bakmak gerekir? Toplumun tıptan bir beklentisi mi falan şeklinde bakarsanız. Yani şimdi bir insan çıkıp ya ben bir tane tomografi yaptırmak istiyorum şeklinde bir şey radyonun kapısına dikilirse ya da klinisyenin, cerrahın ya da dahiliyecinin kapısına dikilirse bu çok komedi olur. Yani ben tarama yönteminden ziyade riskli gruplar saptanması çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani riskli grupların günümüzde ne olduğunu biliyoruz işte. Diyelim ki sigara içicileri, işte meme kanseri olgusu olan hastalar, kolon kanseri olan, aile öyküsü olan hastalarımızın bu riskli grupların mutlaka uygun şekilde bir görüntüleme ile değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.